Ayça Altıntay'ın hazırlayıp sunduğu Ayça ile EkonoCast programını dinliyorsunuz. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, Ayça ile EkonoCast programımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Ayça Altıntı, 2017 yılının ikinci haftasında sizlere bu sefer Güneydoğu Asya'nın finans merkezlerinden Singapur'dan sesleniyorum. Her zamanki gibi programımıza geçtiğimiz haftanın piyasa özetleriyle başlıyoruz. 2017 yılının ilk haftasına Amerikan borsaları yükseliş içinde girdi. Dow Jones Endeksi bu haftada beklenen 20 bin seviyesine defalarca yaklaşarak haftayı %1'lik bir artışla 19.964 seviyesinde kapattı. S&P 500 Endeksi ise %1.7'lik yükselişinin ardından haftayı 2.277 puan seviyesinde kapattı. Petrol fiyatları senenin ilk haftasında sabit bir seyrediş takip ederek 53.65 dolar seviyesinde haftayı sonlandırdı. Geçtiğimiz haftaki bu artışların en büyük sebebi hafta başında açıklanan Aralık ayı işsizlik raporu oldu. Rapora göre Amerikan ekonomisi Aralık ayı boyunca 156 bin yeni iş yaratırken Amerika'daki çalışanların saatlik kazancı 2016 yılı boyunca %2.9 artmış. Bu artış 2009 yılından beri, yani ekonomik krizden beri Amerikan ekonomisi tarafından kaydedilen senelik en yüksek artış. Bu rapordaki pozitif sonuçlar Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım kararları sırasında açıkladığı beklentileri de destekler yönde. Bu durumda Amerika'da 2017 yılında ikinci ve üçüncü faiz artırımlarına gidilmesi beklentileri de iyice artmış durumda. Aynı zamanda Amerikan borsalarının tarihine bakarsak, genelde Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra yeni seçilen yönetimin 20 Ocak'ta yönetimi devralmasına kadar geçen sürede borsalarda her seferinde çok ciddi yükselişler görülüyor. Borsalarda yaşanan bu yükselişleri balayı dönemi diye adlandıran finans piyasası 20 Ocak'a kadar devam etmesini bekliyor. Amerikan borsaları bu balayı döneminin keyfini yaşarken biraz da dünya piyasalarına bakalım. Sizlere bu hafta Asya'nın en önemli finans merkezlerinden biri olan Singapur'dan sesleniyorum. Onun için biraz Asya piyasaları üzerinde duralım. Asya'nın en önemli piyasaları 2017 yılına yükselişlerle başladı. Aslında Donald Trump'ın Asya piyasaları konusunda ticari kısıtlama tehditleri ve bu tehditler sonrasında yaratılan tereddütlü yaklaşım yüzünden Asya piyasaları bu artıştaki pozitif etkileri yaşıyor. Japon Nikkei ve Çin Şanghay Bileşik Endekslerine bakarsak ikisi de yılın ilk haftasına %1.8 ve %1.6'lık artışlarla girdiler. İlk haftada aynı şekilde Kore'nin KOSPI endeksi %1 değer kazanırken Hong Kong'un Hang Seng endeksi %2.3'lük yükseliş gösterdi. Bu değerleri 2016 yılı rakamları ile karşılaştırırsak 2016 yılının ilk haftasında Shanghai endeksi %6'lık değer kayıpları yaşayıp borsadaki işlemleri durduracak gün içi hareketlenmelere sahne olmuştu. Peki bu hafta Asya piyasalarındaki önemli gelişmeler neler? Önce Japonya'ya bakalım. Japon piyasalarında en çok konuşulan konular yenin değer kazanması ve Donald Trump'ın Toyota hakkındaki sözleri oldu. Yenin değerindeki sürekli artışın Japonya'da üretilen ürünleri dünya piyasalarında daha pahalı hale getirip ihracata dayalı Japon ekonomisini zora soktuğu bu günlerde Amerika'nın yeni seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Toyota hakkındaki sözleri de Japon piyasaları için kötü etkiler yarattı. Toyota'nın Corolla marka arabalarını Meksika'da üretme planını eleştiren Donald Trump, bu durumda Toyota arabalara daha yüksek koruyucu gümrük vergileri uygulayacağını söyledi. Bu tweetin ardından Toyota hisseleri dünya borsalarında %2 değer kaybetti. Bu değer kaybının daha da artması beklenmiyor aslında Japon piyasalarında. Ancak Donald Trump'ın yenin dolara karşı yüksek değeri ve Amerika'daki iş gücü piyasaları üzerinde yapacağı etkilerin Japonya için daha çok endişe yarattığı konuşuluyor. Asya'daki önemli bir diğer güç de şüphesiz Çin. Çin piyasalarına bakarsak Donald Trump'ın seçimleri kazanmasından beri ekonomi ve iş dünyası haberlerinin merkezine Çin konusundaki tweetleri yerleşti. Hem 2017 yılının hem de haftanın başında daha Çin'in Kuzey Kore üzerinde gerekli önlemleri almadığı konusunda tweet atan Donald Trump, Çin piyasalarında da dalgalanmalara sebep oldu.
Çin'de geçtiğimiz yıl büyümenin sabitlenmesine şahit olan piyasalar, bu sabitlenmenin ardından 2017 yılı başında açıklanan yüksek enflasyon oranlarıyla da sarsıldı. Çin Merkez Bankası, yuanın değer kayıplarına sebep olan bu gelişmeler karşısında serbest piyasa işlemleri ile piyasadaki yuan oranını azaltıp gecelik yuan faizlerini Hong Kong gecelik piyasalarında %63'lere çıkarttı. Bu çabaların en büyük sebebi Çin yuanında daha fazla değer kaybını engelleyerek ticari dengeleri sabit tutmaya çalışmak. Benim bir haftadır Singapur'da yaptığım görüşmelerden öğrendiklerim de aslında bu piyasa değerlerini destekliyor. Singapur geleneksel olarak Asya'nın Endonezya ve Malezya'dan gelen palmiye yağı, Güneydoğu Asya'dan gelen petrol gibi önemli emtia ve varlık ticaretlerinin merkezi olarak görev görüyor. Bu varlıkların hem fiziki alım-satım işlemleri, hem ithalat ihracatları, hem de Batı ülkelerine ya da Batı ülkelerinden gelenlerin Çin ve Japon piyasalarına nakliyesinde çok önemli bir merkez olan Singapur, bu varlık ve emtia piyasalarının finansal değerlendirilmesinde de en önemli kapılardan biridir. Buradaki varlık bazlı yatırım piyasaları da Donald Trump'ın yapacağı ticaret kısıtlamaları, Çin'in büyümesindeki yavaşlama gibi konular yüzünden sıkıntı içerisinde. Aynı zamanda emlak piyasasında ciddi bir yavaşlama yaşayan Singapur, son 2 senedir büyümesinde de büyük yavaşlamalar görüyor. Güneydoğu Asya ülkelerinin ve bunun sonucunda da Batı ekonomisinden gelecek şoklara karşı daha duyarlı bir hale gelmiş durumda Singapur. Onlar da önlemler almaya çalışıyorlar. 2017 yılının ilk yarısında Singapur'dan da önemli haberler dinleyecek gibiyiz. Anlaşılan Ocak ayı boyunca Donald Trump'ın Amerikan başkanlığını devralması hem Amerikan hem de dünya piyasalarını şekillendirecek en önemli gelişme durumunda. Bütün haberler, konuştuğum bütün finans piyasası çalışanları nefeslerini tutmuş 20 Ocak'ta Donald Trump görevi devraldıktan sonra yapacağı ilk açıklamaları ve ticari kararları bekliyor. Donald Trump'ın seçim kampanyaları sırasında söz verdiği ticari kısıtlamalar konusunda yapacakları önümüzdeki ilk çeyreği belki de önümüzdeki seneyi ciddi şekilde şekillendirecek gibi gözüküyor. Bu haftalık Singapur'dan bu kadar. Önümüzdeki hafta yayınımı sizlere yine Güneydoğu Asya'dan, bu sefer Hong Kong'dan yapacağım. Ayça ile EconoCast programını dinlediğiniz için teşekkürler. Ayça Altıntığ'ın hazırlayıp sunduğu Ayça ile EconoCast programını dinlediniz.